Revizyonların takibi ve bunların tablolar ile resimlere yerleştirilmesi bir diğer Autodesk Inventor özelliğidir. Revizyonlar dizinin altındaki kullanacağım teknik resim dosyamı açıyorum. Öncelikle şu an sistemde bulunan revizyon özelliğinin ve tablo yapısının ne olduğuna bakalım. Bunun için Manage şerit menüsü altından Styles Editor komutuna giriyorum. Soldaki listeden Revision Table'ı bulup şu anda tanımlı bir tablo var. Bunu kullanmayacağım. Kendim yeni bir tablo oluşturacağım. Dolayısıyla sağ tuş New Style ile yeni bir tablo tanımı oluşturuyorum. İsmini girdim. Ve daha sonra düzenleme işlemlerini yapacağım kısım karşıma geldi. Bu revizyon tablosu ile ilgili değişiklikler yapalım. Örneğin tablonun başlığını değiştirelim. Başlık satırının altta olmasını sağlayalım. Daha sonrasında tablomuzun yapısını da buradan değiştirebiliriz. Yeni bir kolon ekleyelim. Mühendislik onayı zamanı ya da tarihi diye. Add ile bunu listeye alalım. Dikkat ederseniz en son kısma seçtiğim yeni özellik eklendi. Kaldırmak istediğiniz kolonlar var ise onları da yine Column Chooser ikonunu kullanarak sağdaki listeden seçip Remove diyerek kaldırabilirsiniz. Bu bölümde bazı değişiklikler yapacağım. Kolon isimlerini değiştirebilirsiniz. Çok detaya girmeyelim. Örneğin buraya tarih, buraya da onay tarihi yazalım. Kolon büyüklüklerini ayarlayabilirim. Bunun gibi revizyon tablosunun yapısını istediğiniz şekliyle düzenleyebilir ve çizimlerinizde kullanabilirsiniz. Revision Tags bölümü ise kullanılacak olan revizyon sembollerinin özelliğini gösterir. Buradan istediğim sembolü seçebilirim. İstiyorsam öncü doğru stili, yazı stili gibi özellikleri de ayarlayabilirim. Save ile değişiklikleri kaydedelim. Bu yaptığım yeni tablonun çizimde kullanılabilmesini sağlamak için bir işlem yapmam gerekiyor. Dikkat ederseniz iki tane tablo olduğu için Inventor bunlardan hangisini kullanacak? Inventor'a bunu söylemek gerekiyor. Dolayısıyla Object Defaults altında revizyonlarla ilgili kısmı buluyorum. Revision Table bölümünde benim tanımladığım yeni tablonun kullanılması gerektiğini söylüyorum. Aynı şekilde bunu sembol içinde yapıyorum. Save ile değişiklikleri kaydedelim. Şimdi revizyon tablolarının çizime yerleştirilmesini başlayabiliriz. Öncelikle uygulama menüsünden iProperties komutuna gidiyorum ve Summary bölümünde açıklama olarak ilk tasarım açıklamasını yazıyorum. Ve OK ile devam ediyorum. Şimdi yeni bir revizyon tablosu çizime eklemek için Annotate şerit menüsü altından Table panelindeki Revision Table komutunu kullanacağım. Revision Table ve Revision Tag diye iki tane komutum var. Revision, revizyon tablosu yerleştirmek için kullandığım komuttur. Bir diyalog kutusuyla revizyon tablosunun özellikleri çıkar. Buradan başlangıç değeri gibi ayarlamaları yapıp daha sonra tablonun çizime yerleştirilmesini sağlayabilirim. Girdiğim bilgileri burada görüyorsunuz. Şimdi sayfa 2'ye gidelim ve sayfa 2'de revizyonların tanımı ile ilgili neler yapabileceğimize bakalım. Yeniden revizyon komutuna giriyorum. Dikkat ederseniz daha önce bir revizyon tablosu çizime yerleştirildiği için ve Entire Drawing sili olduğu için bu bölüm
grileşmiş ve kullanılamaz durumda geliyor. Çünkü tüm çizim için tek bir revizyon tablosu kullanılması gerektiğini söyledim. Eğer sayfa bazında bir revizyon tablosu tanımlamanız gerekiyorsa, o zaman Active Sheet ile sıfırdan yeni bir revizyon tablosu tanımlayabilirsiniz. Okey ile bu sayfaya da revizyon tablomuzu koyalım. Sayfa 4'e gidersek eğer, yeniden revizyon komutunu çalıştırıyorum. Bu sefer tüm çizim bazında bir tablolama değil, bu sayfa bazında bir revizyon tablosu yerleştireceğimi söylüyorum. Başlangıç değeri olarak da örneğin 5 gibi bir değer girdim ve tablomu da sağ üst köşeye yerleştirdim. Revizyon tablosunun içeriğini değiştirmek için tabloya çift tıklamanız da mümkündür. Burada örneğin Inventor ile ilk model yazısını ekleyip OK dediğim an bu değişiklik tabloda gerçekleşmiş oldu. Diğer değişiklikleri de buna benzer şekilde yapmam mümkün. Buradan bir başka özelliği daha gösterelim. iProperties ikonunu kullanarak parçalarımın özelliklerini girdiğim diyalog kutusunun açılmasını sağlayabiliyorum. Burada Status bölümüne gidiyorum ve mühendislik onaylama tarihi olarak bugünün tarihinin yer almasını sağlıyorum. Revizyon tablosunun konumunu ya da oryantasyonunu ayarlamak için sağ tuş menüsü içerisinde saat yönünün tersi 90 derece ya da saat yönünü boyunca 90 derece çevir gibi iki tane komutum yer almaktadır. Bunları da kullanarak tablomun değişik şekillerde görüntülenmesini sağlayabilirim. Yeniden sayfa 1'e gidelim. Bu sayfada yeni bir revizyon satırı ekleyeceğiz. Browser penceresinden revizyon tablosu diye gördüğünüz tabloyu işaretleyin ve sağ tuş menüsünden Add Revision Row komutunu çalıştırın. Burada ikinci satır için bilgilerin değiştirilmesi mümkün. Tarih bilgisi ve diğer bilgileri de aynen değiştirebilirsiniz. Okey dediğimde ikinci satır revizyon tablosuna eklenmiş oldu. Sayfa 2'ye gidersek eğer, bu girdiğim revizyon bilgisinin buradaki revizyon tablosunda da güncel olarak karşımıza çıktığını görebiliriz. Çünkü bu ve sayfa 1'deki revizyon tablosu tüm çizimin revizyonu anlamına gelir. Hatırlarsanız sayfa 4'te bağımsız ve bu sayfaya özgü bir revizyon tablosu yerleştirmiştik. Sayfa 2'ye döndüm. Revizyon sembollerinin yerleştirilmesine bakalım. Bunun için Revision Tag komutunu kullanıyorum. Sembolümü yerleştireceğim yeri seçiyorum ve sembolün yerini işaretliyorum. Sağ tuştan ile komuttan çıkıyorum. İkinci revizyon sembolünü tanımlamak için de yine aynı komutu kullanıyorum. Sembolün yerini ayarlıyorum ve çizime yerleştiriyorum. Şu anda iki tane revizyon sembolünü çizime yerleştirmiş oldum. Bu revizyon sembolünün revizyon 1'i göstermesi için sağ tuş menüsünden tag altından revizyon 1'i seçiyorum. Böylece otomatikman revizyon numarası değişmiş oldu. Eğer stillerde tanımladığınız revizyon sembolünün dışında bir sembol kullanmak istiyorsanız, o zaman revizyon sembolünü seçip sağ tuş menüsünden Edit Revision Tag komutuna girmeniz gerekir. Öncelikle buradaki seçeneği işaretlemek ve daha sonra kullanacağınız sembolü göstermek, OK ile devam edip değişikliği görmek mümkündür.